Tebrikler komutanım. Keşke geri gelse de yine Yavuz komutanım olsa başımızda. Ama sana da çok yakıştı. Bunca zaman yaşadığını biliyordum ve bana söylemedin. Sen benim yerimde olsan söyler miydin? Fethi, benim işim bu. Sır tutmak. Pardon. Alo. Alo. Ya arıyorsun, konuşsana. Kimsin? Alo. Alo. Yine mi sessiz telefonlar? Anlamıyorum ya. Arayan numarayı geri aradım, açmıyor. Numarayı araştırdım, sahibi de saçma sapan biri. Gizemli bir aşık olabilir mi? Gizem sevmem. Ben eylem adamıyım. Yetti ama artık ya. Alo. Kimsin? Alo. Ya arıyorsun, konuşsana. Kapatıyorum, numaranı da engelliyorum zaten. Kapattırı verdi artık. Üniversite okuyordum. Birinci sınıftaydım. Bir kıza çok fena aşık oldum. Adı Ceylan'dı. Ne yalan söyleyeyim, kendi de adı gibiydi. Sevgili olduk, çok güzel bir ilişkimiz vardı. 20 yaşında ya varım ya yokum. Ama taktım kafayı. Evleneceğim ben bu kızla diye. Kaptım yüzüğü, dayandım kapısına. Tam kapıyı çalacağım. İçeriden sesler geliyor. Tutamadım kendimi, daldım içeri. Yatakta bir adam. Gözüm döndü tabii. Gittim mutfağa, bir bıçak kaptım. Öldüreceğim herifin, evrim dönmüş bir kere. Geri döndüğümde göz göze geldik. Kim çıktı dersin? Abi. Öz be öz abi. Ne diyorsun? Dedim ya, gözüm dönmüş bir kere. Bunun ağzını burnunu kırdım. Bir hafta hastanede yattı. Annem bunun tarafını tuttu. Kötü olan biz olduk. Evden çıkış o çıkış. Okulu da bıraktım. Gitmediğim, gezmediğim, görmediğim yer kalmadı. Ama nafile.
dedim. Kafayı nasıl dağıtırım ben? Yazıldım askere. Oğlum Mücahit. Oğlum Mücahit. Hadi git yat lan. Git yat lan. Şehit oğlu şehit Mücahit. Git yat uyu oğlum hadi ya. Çıkar aklından bu aşk meşk olaylarını. Çıkar at gitsin ya. Oğlum bak sabah operasyonun var lan. Operasyonun var senin sabah. Dinç olman lazım. Diri uyanman lazım. Elinin titrememesi için dinlenmiş olman lazım. Hadi be oğlum ya. Hadi git yat. Yat oğlum ya. Keşanlı. Nasıl ya? Kendi kendine mi konuşuyorsun oğlum sen? Yo. Nasıl yo ya? Konuşuyordun işte. Sen rüya görüyorsun abici. Şu anda rüya. Ne diyorsun be? Diyorum ki, hayırdır korkunç rüya mı gördün de uyandın bu saatte? Korkunç rüya? Aynen. Kabus yani. Senin şu Türkçeli olan ilişkine hastayım ya. Ne var oğlum? Derdimi anlatacak kadar biliyorum işte. Arazi adamıyım aga ben arazi. Kompozisyon yazmıyoruz ki burada. Sen de haklısın. Hayırdır, niye ayaktasın sen? Uyku tutmadı. Sebep? Çok uzun mesele be Keşanlı. Başka zaman anlatırım ama. Olur. Ne zaman istersen kardeşim burada. Eyvallah kardeşim. De, sen niye ayaktasın asıl? Ben? Benimki daha kısadır muhtemelen. Hayırlısıyla daha da kısaltıp yok edeceğim. Dikkat et yalnız. İnsanın acıyla beslenen bir tarafı var. Sarıp sarmalamasın seni. Yok yok. Sarmaz hallederim ben ya. Amin. Abici be. Hı. Bir şey diyeyim mi sana? Biz böyle hayatı bıçak sırtı yaşıyoruz ya. Hani ölümle burun buruna. Ulan herkes sanıyor ki sivil hayatta da bir o kadar acımasız. Bir o kadar sert duruş sergiliyoruz. Halbuki bir o kadar tecrübesiz. Bir o kadar da kolay ikna olan adamlarız lan biz. Neye ikna olduğuna göre değişir o. Ne bileyim aga ya. Konuşuyorum ben de işte. Bir çay koy içelim hadi. Çay. Demlemem lazım. Olur. E uyumayız zaten sabaha kadar. Boş ver. Love me baby dinler misin? Vay be. Yorgun görünüyorsun. Dün gece çok uyuyamadım ya. Gizli hayranınla mı konuştun bütün gece? Aradı mı bir daha? Aradı gece.
Allah Allah. Kim bu ya? Ya gerçekten iyice tadını kaçırdı artık. Bir de ben mi araştırsam şu numarayı? Gerek yok. Kim olduğu belli oldu. E kimmiş? Ceylan. Ceylan. Şu meşhur Ceylan, nişanlın olan. Eski. Ya abinle evli değil mi o senin? Derdi neymiş? Şimdi de abini seninle mi aldatacakmış? Eylem saçmalama. Ne bileyim derdi neymiş? İkisinden de haber almayalı yıllar oldu. Almayayım da zaten, camları cehenneme. E ne dedi peki? Konuşmadı yine. Ben anladım Ceylan olduğunu. Nereden anladın? Şarkı dinletti. Şarkı dinletti. Ergen'e bak ya. Hangi şarkıyı dinletti? Sorma. E soruyorum. Eylem, şarkının adı Sorma. Sezen Aksu. Sorma. Kederdeyim sorma, ne haldeyim sorma, yangınlardayım. E soruyorum, endişelenmeli miyim? Ciddi misin sen? Hayır tabii ki. Numarayı engelledim zaten, merak etme. Ya başka numaradan arar. Allah Allah, o numaradan aramaz. Bundan arar. Bir derdi var yani belli ki. Yoksa niye gecenin bir vakti arasın, şarkılar, türküler dinletsin? Eylem, ne bileyim, ne bileyim ya. Dengesiz işte. Ben istemediğim sürece bir halt yiyemez, tamam mı? Merak etme. Eylem. Bak. Bu kız zamanında benim canımı çok sıktı. Artık ne yaparsa yapsın, daha fazla sıkamaz. Tek bir şey belki. Neymiş? Senin canını sıkarsa, işte o zaman canımı fena sıkar. O yüzden izin verme, olur mu? Lütfen. Hadi geçelim toplantıya. Sevgilinin de psikolojisi pek iyi değil farkındaysan. Farkındayım. Peki bu konuda bir şey yapmayı düşünüyor musun? Yani toplantılar olmasa görüşemeyeceğiz bile. Eylem, ben istemiyor muyum sanıyorsun görüşmeyi? Ya İstanbul'a geldiğimizden beri doğru düzgün bir yemek bile yiyemedik. Hadi Karabayır küçük yerdi. Yani gidilecek yerler belliydi. Ama koca İstanbul. Şu manzaranın tadını çıkarmasak mı biraz? Çıkaralım hayatım. Ben de onu diyecektim. Akşam şöyle güzel bir yere yemeğe çıkalım mı diye. Uydurma, şu an uydurdum bunu. Sor gerçek istersen. İşkence edeyim istersen. Her Allah'ın günü etmiyorsun sanki. Eğer beni sevmek sana bu kadar acı veriyorsa, yol yakınken terk et, kurtul bence. Seni terk edersem, bu şehri, bu ülkeyi, hatta bu dünyayı terk etmem gerek. Senden vazgeçmemin bedeli artık çok ağır be gülüm. Fethi, iyi misin sen? Akşam için hazırlan. Yavuz komutanından çıkınca alacağım seni. Artist ya. Bazen bu kadar güzel olmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özlemişim bunu. Ben seni özledim. Bir şey mi diyeceksin? Yerini mi yapıyorsun?
Yine mi aradı yoksa? Yetmedi mi artık bu konu? Ben çok sıkıldım da. Ben küçük bir araştırma yaptım. Ve ne öğrendim biliyor musun? Ne? Abinle Ceylan boşanmış. Şiddetli geçimsizlik. Sana bakmaya doyamıyorum. Bir şey demeyecek misin? Dedim ya. Tamam, kapatalım bu konuyu. Ben hiç açmamıştım ki. Şu an şiddetli iletişimsizlik yaşıyoruz. Farkındasın değil mi? Biz de boşanalım istersen. Önce evlenmemiz gerek. Doğru. İstersen bir daha dene. Çok çabuk pes etmiştin. Denerim. Ama sen sıranı sağdın. Kısmet başkasına artık. Boynunu kırmamı ister misin? Dans etmek ister misin? İsterim. Böyle güzel, yeni bir akım başlatmış oluruz belki. Bu sefer de müzik bize uysun. Alışır acı çekmelere, can dayanmaz yeni sevmelere. Boşa yürek çekip aynı, bana sorun bir kim haklı? Can dayanmaz
yeni sevmelere. Boşak yürek çekip aynı, bana sorun kim haklı, şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu, acıyı sevmek olur mu, hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. Sorarım aşk durulur mu, acıyı sevmek olur mu, hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor.